Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler. Hüseyin Rahmi Gürpınar Boşanmış Kadın Birkaç mektuptan meydana gelmiş şu hikayeciyi evlenmemden sonra doğacak kızımın kaynanası olacak hanıma armağan ediyorum. Belki bu hayali pek ham görenler şu fikrimi çok uzak bulanlar olur. Onlara verilecek cevabım şudur. Kaynana gelin hırıltısı ayrılık vakası gibi bitmez tükenmez dırıltılardandır. Ben bu davayı ta çocukluğumda dinlerdim. Hala işitiyorum. Ömrüm varsa ihtiyarlığımda da kulaklarımın bundan boş kalacağını hiç şüphe etmem. Şimdi mesele benim evlenmemde sonra doğacak çocuğun kız olmasında mı kaldı? İş bundan ibaretse bu hiçbir şey değil. İşin bu ciheti hayat kanununu ilgilendirir bir iştir. Bütün alemin her gün evlendiği, Bazılarının kız çocukları da olduğu görülüyor. Bu hale şaşmak kimsenin aklına gelmiyor da benim şu hayalime mi şaşılacak? Bu cevabım doğru görüldüyse şunu da arz edeyim ki bu romanda üstünlüğü gelin hanıma kazandırdığımdan dolayı kızımın kaynanası bana gücenir, bundan doğan öcünü de kızımdan çıkarmaya kalkışırsa şu hareketiyle kaynanalığını pek yersiz göstermiş, onun için de muharire büsbütün hak kazandırmış olur. Hüseyin Rahmi Akile Hanım'dan eski kocasına mektup. Beyim, birbirimizden ayrılalı tam bugün 6 ay oluyor. Bu ayrılık günlerinde çektiğim acıları kalemle anlatmak lazım gelse, yaslılık içinde tam bir ömür geçirenlerin hali, benim bu 6 ay içinde çektiğim eza ve cefa yanında adeta saadet gibi kalır. Hele iki ay var ki gece uykuları gözlerime büsbütün haram oluyor. Aylar geçtikçe İçimin yanıklığı durmak yerine bütün bütün şiddet buluyor. Bir zamanlar ah meleğim, güzelim diye tapındığın akileni şimdi görsen bir canlı cenaze zanneder de korkarsın. Belki de biraz acırsın. Beyim, emin ol ki sensiz yaşayamayacağım. Bu ayrılık ateşi beni öldürecek. Söyle, ölürsem bana acırsın değil mi? Ah, acıyacağını bilsem, benim için bir damla gözyaşı dökeceğine emin olsam öldüğüme gam yemem lakin hiç ummuyorum pek taş yürekliymişsin allah çok kere en katı yürekleri en yumuşak en güzel vücutlara veriyor vefasız beni bıraktığın günü hatırlıyorsun ya ah ömrümün en kara günü olan o uğursuz günü ben hiç unutamıyorum biliyorsun ya orta odada kapının önünde büyük bir hiddetle bana boş ol dediğin zaman ah bir kadını bütün sevgisinden, olanca hareketinden, saadetinden, olanca emellerinden bir saniye içinde ayıran o müthiş cümle ağzından çıktığı vakit ben oraya düşüp bayılı vermiştim. Beni bir bohça gibi yerimden kaldırıp aşağıya indirmişlerdi. Mailciğim emin ol ki o baygınlıktan hala uyanamadım. Sensiz geçen bütün ömrüm uzun bir baygınlık halinde geçiyor. Bütün günlerim geceye döndü. Çünkü her gece düşümde seni görüyorum. Yüzünü görmekten uzak olduğum günler, alemi parıldatan güneş ile ne kadar günler aydınlık olsa, elbette yine seni gördüğüm geceler kadar gönlüme sefa nuru serpemez. O günü, o baygınlıktan biraz aklımı başıma topladığım zaman, bir de etrafıma baktım ki ne göreyim. Bütün evin hizmetçileri birikmiş, hani hani eşyalarını toplayıp bağlıyorlar. İki gözümün yaşı dereler gibi revan olduğu halde. Bana merhamet ediniz, Hizmetçi olsa böyle yarım saatin içinde evden kovulmaz. Ben bu eve düğünle, dernekle geldim. Biraz evvel ben bu evin geliniydim, küçük hanımıydım. Şimdi böyle rezaletle beni nasıl dışarı atıyorsunuz? Allah aşkına, bana beyimi çağırınız, iki lakırdı söyleyeceğim, dedim. Valideniz, şimdiye kadar kendisinde o derecesini göremediğim bir aksi çehreyle karşıma çıkıp sol elini de şöyle muzaffer bir tavırla kalçasına dayayarak Allah Allah, elin erkeğine beyim demeye utanmıyor musun? Seni bıraktığı dakikadan itibaren senin için el oldu. Daha dün kendisine kürek kürek pay veriyordun. Bugün kıymeti mi arttı? Elin adamına sana yabancı olan bir erkeğe ne söyleyecekmişsin bakayım? Bana söyle, anasına söyle deyince o güne kadar kaynanama karşı korumaya tahammülümün son derecesinde dikkat ettiğim hürmet hissim, saygı duygum parçalanıverdi kadının o sert yüzü altında fıkır fıkır bir sevinç kaynadığını da apaşikar görüyordum. Ben de hemen yerimden fırlayıp aynı hakaret vaziyetini alarak oğlunuz benim için şu saatte bir el adamı olduysa siz de bana şu anda bir el karısından başka bir şey değilsiniz. Canım hangi erkekle isterse onunla görüşürüm. Siz ne karışıyorsunuz? dedim. Bunun üzerine aramızda şöyle bir konuşma başladı. Annen, benim evimde öyle şey olmaz. Ben karşımda nikahsız bir erkekle bir kadını görüştüremem. Bunu iyi dinle. Artık benim oğlum senin için yabancı oldu. Ben. Dört sene bir yastığa baş koyduğum erkek benimle bir anda nasıl yabancı oluyormuş bakayım. Ara yerde bir de tosun gibi evladımız var. Annen. Kız sen boşanmanın hükmüne karşı mı geliyorsun? Ben. Haşa. Ben sizin oğlunuzdan nasıl bir sözle boş olduysam yine öyle bir sözle yakınlaşmama şeriatın müsaadesi yok mu? Annen. O kuzum eski çamlar bardak oldu. Sen oğlumun başında bir belaydın. Artık senden kurtulduk. Nikahını, nafakanı istemeden başka bize bir söz söylemeye hakkın yoktur. İşte ne söylersen söyle. Ben oğluna yine varacağım, yine varacağım. Hadi oradan, Bundan sonra sen onu rüyanda bile göremezsin. Senin gibi doğurmuş dokunmuş karıyı oğlum ne yapsın? Ben ona tazeden taze, telli duvaklı, levent gibi, huri gibi bir kız alacağım. Doğurmak kabahatse sen oğlunu niçin doğurdun? Bu eve geldiğim zaman benim de başım duvaklıydı. Hem beni nasıl yalvara yakara aldığınızı biliyorsun ya. Sen de bu çene varken daha benim gibi çok kızların duvağındaki kutsallığı yok edersin. Huri gibi bir kız alacakmış. Huri senin gibi ifritle nasıl geçinir? Evladımı getirin, göreyim. Bedrim nerede? Sanki beni çocukla korkutacak. Evladını başına çal. Benim oğlumda çocuk çok. Şun çocuğunu bulun getirin. İnşallah bu sefer kısır bir karıya düşersiniz. Allah sana Bedri'den başka torun yüzü göstermez. Allah oğluma ömür versin. Görmediğim torun yüzü olsun. Hanım bu kadar böbürlenme. Ev bark yıkımına sevinmek iyi değildir. ''Evet, beyim, bu kabahatimi itiraf ederim. O günü, validenizle en kenar mahalle karılarına rahmet okutacak işte böyle bir kavga ettik.'' ''Aman, validenizin o günkü hali hiç gözümün önünden gitmiyor. O sinirli, o romatizmalı, o sızılı kadın, o günü, sevincinin çokluğundan kelebek gibi havada uçuyor, sandıklarımı, eşyalarımı büyük sofaya yığmak işinde evdeki hizmetçilere meydan vermiyordu. Valideniz, aleyhinde bu kadar kötü dil kullandığım için yeniden affınızı dilerim. Bana ettiği kötü muameleleri anlatmaktan dilim ve kalemim utanç duyar. Ne yapayım? Yüreğimde bu kadar hicranları varken bugün adını saygıyla anmak elimden gelmiyor. Ben bilirdim ya, o bunağın yerinden kalkmayışı hastalığından değildi. Hep yapmacık, düzenbazlık işiydi. Canı istediği zamanlar tokmak gibi güm güm basarak benden iyi koşardı. Evin içinde 3-4 hizmetçi varken bir su istemek için ta üst kattan beni çağırırdı. Su bardağını eline verdiğim zaman hain hain yüzüme bakar, mutlak kinayeli acı bir söz söylerdi. Sık sık derdi ki, O maşallah gelinim, bugün yine güzellenmişsin, yüzün güzel, parıl parıl yanıyor. Oğluma acımazsan bari kendi canına acı, bu kadar temizlik iyi değildir. Havalar soğuk, hastalanacaksınız.'' Bir gün özenip de yeni bir entari giymeye, başımı bağlamaya haddim yoktu. Hemen o ak gözlerini üzerime devirerek, oğlum kaça almış onun arşınını, kumaşı zarif ama çehreni hiç açmamış, şimdiki tazelerde renk yok ki, hırçınlıktan et, can bağlamıyorlar ki. Hey gidi günler hey, vaktiyle biz de tazelik gördük. Allah bana bir güzellik vermişti ki, her gören kaşıma gözüme vurulurdu. Mailimin kaşı gözü biraz benim gençliğimi andırır da işte onun için kendisi sevimlidir. Hem biz düzgün nedir, rastlık nedir, ömrümüzde böyle şeyler bilmezdik. Şimdiki tazelerin dolapları düzgün şişeleri, pudra kurtu yerleriyle dolu. Aynanın önünden çekilmiyorlar. Benim güzelliğimin dillerde destan olduğu benliğime lanet. Bir gün aynanın önüne geçip de kendime karşı gurur getirmedim. Hala beni görenler cami yıkılmışsa mihrabı yerinde duruyor diyorlar. Haydi kızım gezin. Evin içinde telli bebek gibi dolaş bakalım. Pencerenin önüne otur da kocanı bekle. Zati başka ne işin var derdi. Elime bir kitap alıp okumaya korkardım. Hemen başıma biterdi. Bana her söz söyleyişinde yüzünde dolaşan o acı, o alaycı gülümseyişiyle ''Yine nedir o? Kitap mı okuyorsun? Bir kere şu adanın haline bak. Hiç kadın odasına benziyor mu?'' Gören kıraathane sanacak. İstanbul'da ne kadar kitap, gazete çıkıyorsa hepsi burada. Bizim zamanımızdaki kızların tezgahları, çıkrığı vardı. Şimdikilerin kütüphanesi, hokkası, kalemi var. Biz bez dokurduk. Siz roman okuyorsunuz. Geçen gece neydi o? Kocanla bir şey mi iddia ediyordunuz? Bir kelimenin imnası için sen şöyle yazılır diyordun. Kocan da hayır böyle yazılır diyordu. Nihayet 2 liralık bir hediyesine bahse giriştiniz. Sonra lügat mıdır nedir? İşte o kitabı açıp baktınız. Sen haklı çıktın. Kızım işte o gece ben senin fettanlığından korktum. Yazıda bu kadar usta olduktan sonra kocaya neye vardın? Bir kaleme girmeliydin. Ah seni almazdan önce eşim dostum bana söylemişlerdi ya. Hanım oğluna sakın okur yazar kız alma. Sonra sizin hepinizi parmak üstünde oynatır diye nasihat etmişlerdi. Nasılsa o zaman basiretim bağlandı da onların sözlerini dinleyemedim. Dedikleri oldu ya. Aynı aynına çıktı. Oğluma ne efsun okuyorsun bilmem. Sen bu eve geleli, o zavallının dili ağzı bağlandı. Yolunda bin türlü zehirli saçmalıklar söylerdi. Siz bazı akşamlar yemeğe gelmez, gece de biraz geçse dönerdiniz. Öyle geç kaldığınız akşamlar kaynanamın sevincinden yanaklarında güller açılırdı. Geciktiğinizden dolayı ben de biraz üzüntü, biraz hüzün belirtisi görse o dişsiz, buruşuk ağzına hiç yaraşmayan kahkahaların binini bin paraya salıvererek ''Küçük hanım ne oluyorsun? Yine kaşların çatıldı. Kocanın iki saat gecikmesi canını mı sıkıyor? Oğlumu sana Tanrı Vakfı diye vermediler ya, erkektir. Canının istediği yerde elbette gezer, yürür, eğlenir.'' Belki bir güzel kadın görmüştür de canı çekip oraya gitmiştir. Varsın gezsin, zevk etsin. Bir çiçekle yaz edecek değil ya. Dünyada karısının üzerine gül koklamadık erkek bulunur mu? Haydi kalk gezin. Karşımda öyle somurtma. Oğlum cep saati değil ki gece gündüz koynundan ayırmayasın. Onun sana geceleri döktüğü dillere mi bakıyorsun? Vallahi hepsi yalan. Eğer erkekler karılarını aldatmanın yolunu bilmeyeydiler, dünyada veren olmadık kadın kalmazdı. Böyle gerçekleri benim gibi koca karılardan öğrenecek değilsin ya. Sen okumuş yazmış Arif Zarif hanımsın. Bunları benden âlâ bilirsin. Ya üstüne evlenirse ne yapacaksın? Allah'ın emri dörde kadar. Hamdolsun dört değil on karıyı besleyecek gücümüz var. Oğlum küçükken ben onun falına bakardım. Bir nikahla durmayacağını söylediler. Kendisine gebeyken rüyasını da görmüştüm kamamın üzerine ay doğmuştu. Tabir ettirdim. Oğlun büyük bir yerden kız alacak dediler. Ah! Her biri yüreğime umulmaz yaralar açan, hançerler kadar etkili olan bu sözlere karşı ben hep sabır ve tahammül gösterdim. Bu sabır ve sessizliğimin karşılığını bana bu şekilde ödediniz. Bedrim, evladım daha küçükken beşiğine yatırıp da uyutmak için ninni söylediğim zamanlar kaynananam oda kapısının önüne gelir, dayanılmaz bir alaycı bakışla Masum'a doğru bakarak çocuğunu öyle gevrek ninniyle uyuta uyuta büyüt. Bakalım sonra sana bir iyiliği olur mu? Azavallı. Kendine evlat değil, el kızlarına koca büyütüyorsun. Erkek evlat değil mi? Anasına yar olur sanma. Ömrü varsa sen de kaynana olduğun vakit anlarsın. Gelin derdi nasıl olduğunu o zaman öğrenirsin. Ben de mailimi tıpkı böyle büyüttüm. Sabahlara kadar gözlerime uyku girmezdi. Şimdi hakkımı biliyor mu? Ne gezer? Ben türlü hastalıklarla inim inim inlediğim geceler tepemdeki odada sizin cümbüşünüzden, gümbürtünüzden durulmuyor. Ölsem kapımı açıp da nedir halin diyen yok. Beyim, bilmem ki. O acı dillerin hangisini sayayım? Kayınvalidemin bana ettiği hicranlar büyükse emin ol, mailciyim ki benim sana olan sevgim her şeyden büyüktür. İşte bunun bir delili olmak üzere o hallere yine katlanmaya razı olduğumu hem de minnetle sevinçle razı olduğumu söylüyorum. Tek ben sizin yine karınız olayım da isterlerse başımda değirmen çevirsinler. Her şeye sukut, tahammül, sabrederim. Sizin ayrılık acınız kadar dünyada beni hiçbir şey üzemez. Benim için her acı ona oranla tatlıdır. Allah bana sizden başka erkek yüzü göstermesin. Tanrı'dan gece gündüz dileğim budur talihinin karanlık gecelerine terk edilmiş benim gibi kötü talihli bir kadının durumu ne kadar özlü bir kalemle anlatılsa gönlüne bin yerde yine bin türlü oyalanma çaresi bulan bir erkek mümkün değil bunun gerçek anlamını kavrayamaz sanırım bir durumdan hakkıyla üzüntü duymak için o durumun acısını çekmiş bulunmak gerekir kışın uzun ve tasalı gecelerinde ıstırap yatağıma uzandığım zamanlar Gözlerimin önünde canlanan gönül avutucu hayalinize karşı döktüğüm gözyaşları sizin bana olan geçmişteki sevginiz gibi havanın unutuluş dünyasına uçmayaydı. Mutlak bu damlalardan bir umutsuzluk okyanusu meydana gelirdi. Bu gözyaşlarıma kayıtsızlık gülüşleriyle karşılık verecek kadar iyilik ve bağlılıktan uzak değilsiniz sanırım. Bir emel perisi gibi her akşam döşeğimin etrafında uçan ruh okşayıcı hayalinize sarılmak için Kollarımı açıp binlerce boşuna atılışta bulunuyorum. Kucağımı sessiz, gönlümü ateşle dolu bulunca yine ağlıyorum. Yalvarıyorum, yakarıyorum, feryat ediyorum. Hiç gerçeğin yakarışı hayalin etkilenme kulağına girer mi? Nihayet baygın düşüyorum. Kalp çarpıntılarıyla dolu bir uykuya dalıyorum. Rüyalarım da hep sizinle ilgili. Dün gerçek olan bir şeyin hayale dönüşünde meğer ne etkileyici bir acılık varmış. Resminizi kargolamın baş ucuna astım. Gözlerimi açınca her sabahki yakarışlarımı da hep ona yöneltiyorum. Fotoğrafınızı aldırırken ne kadar sert durmuşsunuz. Gözleriniz başka tarafa bakıyor. Bakışın bakışıma rastlasın diye o mukavva parçasını elimle eviriyorum, çeviriyorum. Mümkün değil. O gözleri gözlerime çevirmek kabil olmuyor. Böyle bir ayrılık gününde Gönlümü resmindeki bakışının rastlamasından bile yoksun etmek için mi resmini çıkartırken öyle kayıtsız baktın? Ah! Ah artık bana bakmıyorsun. Resmin bile beni görmek istemiyor. Altı aylık ayrılığımızın hatıramda zayıflattığı yüz çizgilerinizden bazılarını fotoğrafınızda buluyorum. Ah işte tıpkı yanağı böyleydi. Çenesinin ortasında ufacık dik bir çizgi vardı. Alt dudağı biraz kıvrıktı diye hep o şekilleri Derin bir özlem bakışıyla incelemeye koyuluyorum. Resim parçası yavaş yavaş gözünün önünde canlanıyor. Beyimi elimde sımsıkı tutuyorum sanıyorum. İşte o zaman ruhumdan, kalbimin en titrek köşelerinden kabaran yalvancı hitaplara başlıyorum. Saatlerce kalbim titriyor. Gözlerim yaş döküyor. Dilim en etkileyici, en büyüleyici sözleri arıyor. Sesim bazen bir güzel çiçekler bahçesinden kaynayıp da yalçın kayalıklı bir yatağa düşerek okyanusa dökülen suların bin çarpış arasındaki coşku iniltisini taklit ediyor. Bazen rüzgarın hoyratlığıyla yuvaları dağılıp da eşinden ayrı düşen iniltili kuşların yanık özdeyiş ağlayışına benziyor. Hayal vadisinin sıkıntıları arttıran bin türlü eziyet çölünden dolaştıktan sonra yine gözlerimi açıyorum. Ne bakayım. Karşımda cansız bir resim. Ben üzüntümden ölüm azapları geçirdiğim halde onun yüzünde bir kas bile kımıldamıyor. Put gibi duruyor. Beyim, doğru söyle. Bu özdeyiş mektubumu okuduğun zaman gerçek yüzünde resmin gibi üzüntü belirtisi göstermeyecek mi? Kapımızın her çalışında acaba Beyim'den haber mi geldi diye yürek çarpıntılarına düşüyorum. Bilmem neden. Bazı bazı yüreğimde umutlar uyanıyor. Bana olan sevgi bağlılığınızı inandırmak için etmiş olduğunuz o büyük yeminler aklıma geliyor. Yok yok mail akilesiz edemez. Bir zamanlar o vücuttu. Ben ruhtum. Ben gül bahçesiydim, o bülbüldü. Onsuz benim hayatımın şairliği kalmadığı gibi, bensiz de onun varlığına hayat denemez diyorum. Eğer bana bu dediklerinin hiçbiri doğru değildir dersen, o zaman ben de sana dünyada zamanla niteliği değişen bir gerçek varsa o da senin sevgindir derim. Ne yapayım mail Ayrılık üzüntünle umutsuz, inilder kaldıkça mazi içinde yaşamak istiyorum. Bazen bu çeşit tesellileri de boşuna buluyorum. Onlarla da gönlümü avutmak kabil olmuyor. Bütün umut ufukların kararı veriyor. O zaman Bedrim'i, yavrucağımı kucaklıyorum. Çocuğumun yüzüne bakıyorum. Tıpkı sen. Kaşı, gözü, çehresi, hatta söz söyleyişi ne kadar sana benziyor. O masumun yüzüne baktıkça Sanki sana olan sevgim gönlümde büyümüş de insan biçimine girerek dünyaya çıkmış sanıyorum. Yavrucuk bazen beni ağlarken görüyor. O küçücük dudaklarını kıvırarak masumca bir hüzünle ''Anne ne ağlıyorsun? Bu ev fena. Haydi bey babamın evine gidelim.'' diyor. Dün koşa koşa geldi. Boynuma sarıldı. O mini mini gözleriyle büyük bir gerçeğin özünü araştırmaya uğraştığını belirtir. Melekçe bir saflıkla fakat çok düşünceli bir bakışla yüzüme bakıp dedi ki ''Anneciğim, ne var yavrum? Biz babamın evine niçin gitmiyoruz? O buraya niye gelmiyor? Yoksa o şimdi senin kocan değil mi? Senin bey baban benim daima kocamdır yavrucuğum. Ya anne, hani ben geçen gün Haminnem'in elini öpmeye öteki evimize gitmedin miydi? Gittin de güzelim. İşte o zaman Haminnem bana biz senin ananı bu evden kovduk o artık senin beybabanın karısı değil," dedi. "Sonra sen ne dedin yavrum? Annem beybabamın karısı olmazsa ben yine beybabamın oğlu olmaz mıyım?" dedim. Haminden ne cevap verdi? "Olmazsın zahir. Biz buraya sana bir cici anne getireceğiz. Bizim yanımıza gelirsen işte o zaman beybabanın oğlu olursun. Senin annen kaka, biz cicisini bulacağız," dedi. "Ben de benim annem cicidir. Sensin kaka." Hem sen bunaksın dedim. Sonra Hamin'le bağırdı. Bakınız büyük anasına neler söylüyor. Anandan mı öğrendin o fena sözleri? Geliniz şu yılan yavrusunu karşımdan alınız dedi. Oğlum terbiyesizlik etmişsin. Hiç adam büyük annesine öyle fena kırdı söyler mi? Ya biz oradayken sen öyle söylemez miydin? Bey babam da öyle derdi. Gülfem de öyle derdi. Sonra ne yaptınız? Sonra beni Gülfem aldı. Bey babamın yanına götürdü. Beybabam bana para verdi, yemiş aldırdı, beni kucağına aldı, öptü, öptü, çok öptü anne. Beybabam beni öperken o da tıpkı böyle senin gibi ağlıyordu. Mail, çocuğun masum dudaklarından şu son sözlerin işittiğim zaman sanki o döktüğüm gözyaşları göğün en üst noktasına yükselmiş de orada cennet yağmuru olarak dünyada bana sonsuz bir hayat bağışlamak için damla damla gönlüme, ruhuma dökülüyor sandım. Adeta taze can buldum. O etkinin tatlı heyecanıyla şu satırları yazmak üzere hemen kaleme sarıldım. Sen ağladın değil mi? Söyle, kimin için ağladın? Baba sağlığında yüzüne yetimlik hüznü çöken çocuğun için mi? Ah! O gözyaşlarımda bu ana göğsü, yaralı ana için küçük bir pay yok muydu? Ah, yine ah. Hayatın ne garip cilveleri var. Bazen insan sevdiğine bir damla göz döktürmemek için canını fedaya atılır da bazen de böyle onun yaslı gözyaşından yüreğine merhem arar. Söyle Mail, sahi ağladın mı? Yoksa annesi gözyaşına alışmış olan o çocuk gözyaşlı seyretmekten duyu yanılmasına düşerek herkese ağlar mı görüyor zavallı yavrucuk? Daha dün beşiğinde biz onun çocukça ağlayışını dindirmek için hayhuylar ederken o bugün ana babasını ağlar görerek hayrete düşüyor. Annenizin Şeytana melanet arkadaşı olacak yaratılışta bir kadın olduğunu bilirdim ama taş yürekliliğinin bir insan özellikle bir kadın için bu derecesini tasarruf edemezdim. Anasına olan öfke ve kininden dolayı hiç üç buçuk yaşındaki masumdan öç alınır mı? O sözleri çocuğa söylemeye acaba dili nasıl vardı? Annenin derdi ne olduğunu pekala biliyorum. Bir erkek her türlü gerçeği kavramakta ne kadar yetenek sahibi olursa olsun Yine kadınlarla ilgili bazı önemli noktalarda mutlak yanılır sanırım. Bir kadının kadınlık duygularında o kadar derin incelikler vardır ki onları gerçek meziyetleriyle anlayabilmek için yine kadın olmak yani az çok o hastalığa tutulmuş bulunmak gerekir. Bir kadının kadınlığıyla ilgili derdini ancak başka bir kadın anlayabilir. Bu gibi hususlarda kadının hekimi yine kadın olmalıdır. Kaldı ki Böyle gizli kadın illetlerindeki esrar yılların geçişiyle senin annenin yüzündeki gibi katmenlerin arasına gömülmüş bulunursa bu keyfiyetin keşfi bütün bütün güçleşir. Annenin dünyada en nefret ettiği yaratık ben değil miyim? İşte bu nefreti de o hastalığı yüzündendir. Eğer birleşmemize ara yerde gördüğün engel yalnız annenden ibaretse sen benimle tekrar evleneceğine söz ver. İşin ötesini bana bırak. Ben anneni razı ederim. Hem rızasını almayı başaracağıma kesinlikle söz veriyorum. Beni sevine sevine tekrar gelinliğine nasıl kabul edeceğini görecek. Buna sen de şaşıp kalacaksın. Mail, beni hayat boyunca umutsuzluğa mahkum etme. Hayatında çocuğunu yetim bırakma. Her kelimesi bir ayrılık kurmağını ateşinden, bir ana yüreğinden coşan, mürekkep yerine üzüntülü gözyaşlarıyla yazılan bu yakarış, mektubuna hemen bir cevap isterim cariyen akile. Akileciğim, Allah o güzel gözleri sana ağlamak için değil, belki güzel yüzüne bakan gözleri ağlatmak için vermiştir. O gözlerden ayrılan bir kocanın artık dünyada gözü kalır mı? Ağlamak, yalnız Havva kızlarına mahsus bir hilkat vermesi değildir. Teessür halinde erkekler de ağlar. Hele benim ara sıra düştüğüm hüzünsever nazariyeye kalırsa, dünyada her şey ağlatıcı bir yaratıktır. Ben ara sıra kainatı öyle görüyorum. Yalnız şu kadar var ki, teessürün kuvvetine alamet olan bu yaratılışça olan ince yapılışlarından ileri geliyor. Ağlamaya sebep olan aynı şey, erkeğe nispetle kadın üzerinde iki katlı bir etki yapıyor. Onu itiraf ederim akile. Bu ayrılıktan ihtimal ki, sen benden ziyade acımışsındır. Seni bilirim. Baştan aşağı canlı bir inceliksin.'' Eğer benim gözyaşlarım senin hüznünü azaltmaya sebep olacaksa, bütün hayatımın kanını gözlerimden akıtmaya hazırım. İnsanın gözleri hokkabaz şadırvanı değildir ki, istenildiği vakit suya akıtılsın. İstenen gözden yaş çıkarmak değil, yalnız onu sızdıracak acıyla duygulanmış olmaktır. Diyecek olursan, ağlamasını elinde tutan yaratılışta kimselerden olmadığımı söylerim. Bunu söylemeye de hacet yok. Sen zaten Kocanın nasıl bir adam olduğunu bilirsin. Ağlıyorum Akile. Hem senden ayrıldığıma hem günahıma, suçuma ağlıyorum. Bıraktığı karısını tekrar nikahına almak elinde olan bir adam, sevgisinin icabına uymayıp da acaba niçin ağlar diye ağlamama gülme sevgilim. Meselenin bu nazik noktası anlatılmaya muhtaçtır. Birbirimizden biz niçin ayrıldık? Hakikatte bu ayrılığın tek nedeni annem ise de Bundan senin ve benim üstümüze olan hatalar da vardır. Neydi o ayrılmazdan birkaç gün evvel senin can ve gönülden gösterdiğin bıkkınlıklar bana karşı. Bey, annenin artık bu acı dillerini çekemeyeceğim. Baksana ne hallere girdim. Bile bile mezara gömülmedense babamın evine çekilip oturmak elbette hayırlıdır. Allah'ın emrine razıyım. Artık nedir bu? Bana merhamet ediniz. Nikahım helal, canım azat. Yolunda sözleri dilinden düşürmüyordun. Bu şikayetlerin o dereceye varmıştı ki eğer sen erkek olsaydın da ben kadın bulunaydım. Beni bin defa boşardım. Sana kadınların en terbiyelisisin diyebilirim. Senin gibisi taşkınlığı bu derece vardırdıktan kaynanasına olan kinini kocasından çıkarmak haksızlığında bir muşaklık gözetemedikten sonra gerçekten iyi ile kötüyü ayırt edemeyen cahil kadınlar ne yapmaz? Ben kadınlardan, sizden korkarım. İçinizden kocası yüzünden felaket ve belaya uğrayanlar hiç yok değilse de, karısı yüzünden bahtsızlığa uğrayan erkeklerin sayısı da onlardan aşağıya kalmaz. Kangren olma halini peyda eden bir yaraya ameliyat icap ettiği gibi, bizim de mesut bir şekilde ikinci evlenme devresine girmemiz için boşanma lazım gelmiştir. Veyahut ki, o zaman ben öyle hatalı bir muhakemede bulunmuştum.'' Fakat hata ettiğimi sonradan anladım. Seni terk etmemeliydim. Altı aylık hasretin sensiz benim için hayat kabil olmadığını anlattı. Eğer bu müddet içinde başka birine varmış olaydın, benim gideceğim yer önce tımarhane sonra mezardı. Öyledir de bu kadar zamandır niçin bekledin? Neye nikah yenilemeye kalkışmadın mı diyeceksin? O zaman bu kadar gündür elemlerine katlandığım boşanmanın hükmü kalmayacaktı. O ıstırapları beyhude çekmiş olacaktım. O acıları, senin de benim kadar çektiğini istiyor, ilk pişmanlığın, ilk müracaatın senden gelmesini bekliyordum. Bu hesaplarımın şu saatte zaten hiç hükmü kalmadı ya. Çünkü her gerçeği sana karşı çocuk gibi birer birer söylüyorum. Mektubun bende şuurdan eser bırakmadı. Kendi tasavru ve terkibime göre sen bana nikah yenilemek için başvurunca, Güya bunun kabulü için sana karşı ağır bir takım şartlar ileri sürecektim. Ağırı nerede? Şimdi bunların en hafifini bile ileri sürmeye dilim varmıyor. Kadınların hali pek acayip. Sizin duygularınıza akıl erdiremiyorum. Hani bizim komşularımızdan bir adviye hanım vardı. Bunu tanırsın. Kocasıyla olan geçimsizliğini de bilirsin. Bunların dirliksizliklerini yalnız kendilerine değil, bütün mahalle halkını kendinden bezdirecek bir dereceye varmıştı. Adviye Hanım, kocasından ayrılmak için şehislan kapısına gide gele birçok pabuç eskitti. Bir sene uğraştı. Sonra ne oldu biliyor musun? Karısını bırakmamakta son direncini kullanan o zavallı kocanın canına tak dedi bırak verdi. Adviye Hanım bu boşanmadan memnun, mesut oldu mu? İşte asıl işin tuhaflığı burada ya. Adviye kendisine boşanma müjdesini getirdikleri gün tesüründen, heyecanından bayılmış. Yanında bulunanlar bu bayılmayı sevincine vermişler. Kadın ayılınca hanım ne oluyorsun diye sordukları zaman adviye ah bilmezsiniz durumumu anlatamam ben o herifi sevmezdim. Olanca şiddetimle kendisinden nefret ederdim. Fakat boşanma sözünde korkunç bir tesir anlatılmaz bir acılık var. Beni bıraktığını duyduğum an o nefretim sevgiye çevrilir gibi oldu. Şimdi kocamın hayali bir melek gibi karşımda dolaşıyor deyip de ağlamaya başlamaz mı Senin pişmanlığın, yanık anlatışın buna benzer olmasın. Geçmişimizi bilmeyen bir kimse o gönül paralayan üslupla yazılmış mektubunu okusa mutlak perişanlığına saatlerce ağlar. Beni epeyce vicdansız bir koca gibi göstermişsin. Fakat o mektubu okuyacak bir taraf tutmayan şahıs ayrıldığımız günü, annemle aranızda geçen o acı ve gülünç konuşmaya dikkat ederse senin de pek çenesine üşenmeyen bir gelin olduğunu anlar. Yalnız bir şeyde insaf göstermişsen o da anneme daha dün kendisine kürek kürek pay veriyordun. Kocan bugün kıymetli mi oldu sözünü söyletmendir. Valideme bu sözü dedirtmekle bana karşı olan gönül kırıcılığını örtülü olarak itiraf etmiş oluyorsun. Her şiddetli muameleye sabır ve tahammül göstermiş olduğunu söylüyorsun. Fakat boşandığı kocasının tekrar nikahına bağlanmak istirhamı ile bir itilaf mektubu gönderen kadın o yalvarmaları arasında hala kayınvalidesine karşı bunak, koca karı filan gibi hakaret sözlerini kullanmamaya kendini zorlayamaz ise bunun evvelce gösterdiği ve bundan sonra göstermeye söz verdiği tahammüller biraz düşünceye yer bırakmaz mı? İşte güzelim, mektubunu oldukça ustalıklı yazmışsın. Fakat o kelimelerin arasında bazı hakikatler sırıtıyor. Bu mektubu benden başkası okusa belki bu nüktelerin farkına varamaz.'' Yazışında pek o kadar heyecana kapılmayıp daha ziyade dikkat eylemeliydin. Pişmanlığın gerçek, içten olduğuna bana da cidden kanaat gelmeliydi. Ne yalan söyleyeyim, bu kanaati henüz pek hasıl edemedim. Kocasının fazla sevgisine güvenip de ben ne yaparsam kocam beni boşayamaz sözünü kendine hareket ölçüsü yapan bir kadınla iyi geçim ve evlilik devamı kabil olamaz. Olsa da pek acı olur. Dirlik ve rahatlık yüzü görülmez. Neyse, maziyi unutalım. Unutalım da istikbal için iyi geçimi hazırlanalım. Her ikimizde de birbirimize karşı çirkin görünen ne gibi haller varsa onların tahsisine çalışalım. Bu ayrılığın acısı ikimizin de canına yetti. Bundan sonra birbirimizin kıymetini bilelim. İşte bu ayrılık bize bir hikmet dersi oldu. Bu acı dersin tekrarına imkan vermeyelim. Anladın mı sevgilim? Bu sözlerim seninkiler gibi şairce değil ama her birinde büyük hakikat var. Şimdi olan biten işlere gelelim. Ben de biraz sana annemden bahsedeceğim. Fakat bunun sözünü işitince hemen nefretten tüylerin ürpermesin. Yalnız ismini duymak için değil, yüzünü görmek, yine acı sözlerini işitmek için de lazım gelen sağlamlığı da kazanmaya gayret etmelisin. Çünkü bu gayret ve metanet şimdi birkaç satır yukarıda verdiğim nasihatler sonucudur. Ben seni hiçbir noktada aldatmıyorum. Annem hiç değişmedi. Yine o eski kadındır. Belki şimdi titizlikçe evvelkinden de beter oldu. Mektubunda sana edilecek tahkirlere, minnetle, sevinçle, sabır ve sükunet göstereceğini bildirmişsin. Ama o heyecan, o gözyaşları, evet o hasret ateşi içindeki teminat bilmem insanı nasıl inandırabilir. Birleşmemizin pek zor bir mesele olmadığını düşün. Serin kanlılık peydah et. Çarpıntısız olarak tabi durumunda düşün. Verdiğin sözlerin hükmüne uyup uymayacağımı muhakeme et. Sana ettiğim bu nasihatların hükümlerini en önce ben kendi nefsime uyguladım. Acı acı birçok şeyler düşündüm. Hem dün, bugün değil, senden ayrı döşeliden beri. Altı aydır düşünüyorum. Sen de benim gibi yap. Yine o eski hayatımız tekrar edilecek olduktan sonra bu ikinci nikahımızdan ne saadet beklenir. Annem seni gelin olarak tekrar bu eve getirmek değil, yanında ismini bile andırmıyor ağzından kaçıranlara düşman oluyor. Geçen gün fikrini yoklamak, gönlünü etmek için az senden bahsetmek istedim. Yüzü morardı. Her tarafında ürpermeler peydah oldu. Gözlerini üzerime dört açarak o kadından bana bir daha bahsedersen analık hakkımı helal etmem dedi. Bu korkunç anlatışına benim pek çok meyus olduğumu görünce bir müddet çarpıntılı bir düşüncede bulunduktan sonra tekrar dedi ki kaç zamandır onun ismini ağzına aldığın yoktu. Yine ne oldu? O akrep tabiatlı karıya olan eski muhabbetin mi kabarmaya başladı? Bak bunu iyice bilmiş ol. Eğer cahilliğine uyup da tekrar o karıyla başını ateşe yakmak istersen, o bu evin bir kapısından girerse ben öbüründen çıkar firar ederim. Gözümün erdiği yerlere giderim. Bak iyi düşün. Sana karı çok bulunur ama ana bulunmaz. Söyle bakayım o karıyı niçin unutamıyorsun? Yoksa sana el altından gizli gizli haberler mi gönderiyor?'' Ah ah ben onu bilirim. Fettandır. Meram ettiği bir şeyin hakkından mutlaka gelir. Kurduğu düzeni nihayetine kadar güzel çevirir. Başımız yine ateşlere yanacak. A dostlar kimlere gideyim? Bana akıl öğretecek. İki eşim dostum yok mu? Yine bu ev başına zindan olacak diye feryadu figana başladı. Parmağını ağzıma götürüp ıslattıktan sonra duvara uzanarak tekrar dedi ki İşte bak buraya yazıyorum. Eğer o çok bilmiş karı sana varmaya cidden kurmuş, buna niyet etmişse o ne yapar yapar bir yolunu kolayını bulur. Yine bu eve gelir, görürsün. Bu dediğim çıkar. O zaman ben bu evde oturmam. Onun fetlanlığına karşı benim yapabileceğim şey bundan ibaret kalır. Bu sefer evladımı elimden almakla da kalmayacak, beni kırk yıllık evimden barkımdan kaçıracak. İşte son sözüm bu. Ananı vakitsiz öldürmek istersen o karıyı al.'' Annem o akşam merakından, kederinden yemek yemedi. Emir hocayı çağırttı. Kendine nefes ettirdi. Seni unutmak için beni de okuttu. O gece beni ve bütün çamaşırlarımı üzerlik ve çörek otu tüsüsünden geçirdi. Acılık yatağıma girdiğim zaman yine gönlümü senin muhabbetinin büyüsünden boş bulamadım. Annemin şu kuvvetli önlemesiyle belki o tesir kat kat artmıştır. Yatağımın etrafında hayalin, cesedini ziyarete gelmiş ruh gibi çevik belirsiz bir uçuşla dolaşıyor, beni canlandırmak istediği halde o mahmur sitem bakışıyla büsbütün öldürüyordu. Gecenin karanlığını sevda şeklinde göstermek yahut dolunayı başkalarının gözünden örtmek istiyor gibi zan olunan o perişan saçlarının burun okşayan kokusuna atılıyordum. Sen de bana yaklaşıyordun. Fakat annem can koparan bir gürültüyle aramıza giriyor, seni eteğinden çekiyordu. Ah bu kadın rüya aleminde bile sevdama rahat vermiyordu. Bununla ne yapacağız? Mektubunun sonunda Valdemi razı etmeye bir çare bulduğunu söylüyorsun. Fakat böyle bir çare bulunabileceğine hiç aklım yatmıyor. Bu çarenin işe yarayacağına güvenmemekle beraber ne olduğunu merak ettim. O koca karı soğuğundan bir şefkat volkanı nasıl uyandıracaksın? Bunu başarabilirsen validemin tabirince senin fettanlığından yalnız o değil ben de korkmaya başlayacağım. Tekmil sevgisinin emelleri bana verilmiş olan o kadın benim ricalarımı, gözyaşlarımı acımadan reddederse kendine can düşmanı saydığı eski gelininin senin sözüne yahut dubarana nasıl eyvallah diyecek bakayım. Bu husus cidden merakımı uyandırdı. Kadın kadının derdinden anlarmış. Peki ama anam kadınlığa veda edeli hayli zaman olmuş. Benim gözümde şimdi o ne kadın sayılıyor ne erkek olanca duygusu yalnızlık çaçaronlukla yer değişmiş, öyle donuk bir kalbi senin gibi kadınlık devrinin en kaynar bir çağında bulunan bir taze nasıl teşrih edilebilir? Yoksa sen de acuze bir genç misin? Şu mektubu daha ziyade uzatmaya kuvvetim yok. O bulduğun çareyi merak ediyorum. Bunu bana çabucak bildir de eğer iddian gibi yapılacak bir şeyse ona göre işi çabuklaştıralım. Olmaz mı güzelim? Kölen Mail Akile Hanım'dan Mail Bey'e. Vefasız Bey'im, mektubunu okurken kendimi hakimlerin öğütleri okuyorum zannına düştüm. Bir iltifatının bin nasihat yerine geçeceğini hileydin, o vaiz kitabını bir istek suretinde yazabilirdin. Tesiri daha büyük olurdu. Yanmış gönle nasihat ne para eder? Onu yatıştırmak, avutmak için ancak senin muhabbetinin temiz suyu lazım. Hiç öğütle yangın söndürülür mü? Aşktan, İç yangınından bahseden bir adamın hasret anlatan kaleminden o yaşlı kimse nasihatları nasıl çıkar? Anladım. Kalbinde benim için bir muhabbet ateşinden bir kıvılcım bile yok. Bütün sözlerin boş susuz sahralardan esen yürek kurutucu tatsız sert havaya benziyor. Hep o satırları birçok kez okudum, öptüm, kokladım. Fakat muhabbetinin kokusundan bir zerre bulamadım. O mektubu beni üzmek için mi mahsus mu yazdın? Yoksa kalemi eline aldığın zaman biraz çakır keyifli miydin? Bir kadının erkeğe karşı mantık dersi vermesi büyük bir atılganlık yahut kendini bilmezlik sayılır. Ama bazı satırlarında mantık değil, mana bile yoktu. Yapma bir istek, sönük bir ateş göstermek için kalemini çok zorlamışsın. Lakin her kelimede kalbin sözünü yalanlıyor. Aşk kitabını ezberler gibi ben senin her halini tetkik etmiştim. Şimdi her duygunu her alışkanlığını biliyorum. Sen beni değil, yalnız bir kadın kalbinin ne olduğunu öğreneydin ne olurdu. Hele bir parça mektubunu inceleyelim. Bakalım anlayamadığım yerleri sen bana anlatabilir misin? Sen de bu ayrılıktan acılı, sen de benim için yanıp tutuşuyormuşsun. Ama birleşmek için benim pişmanlığımı, başvurmamı bekliyormuşsun. Bu sözü ancak sevmek ne olduğunu bilmeyenler söyler. Muhabbet böyle kayıt ve şartlar altına alınamaz beyim. Gerçek muhabbete vurulmuş olan bir insan, her dakikası bir acı yüzyılı ve belki bir can yıpratan bir sonsuzluk kadar uzun görünen birbirini istemek süresini kendi gönlüne göre belli olmayan zamanlara bağlayarak uzatamaz. Çünkü elinde değildir. Bu noktada gönül kimsenin hatta sahibinin bile sözünü dinlemez. İnsan onun elinde zavallı bir oyuncak olur kalır. Demek senin muhabbetin ihtiyarı, gönlün sana değil sen gönlüne bir idare dizgini takabiliyorsun. Benimki hiç öyle değil. Muhabbetinin zoraki bir mahkumuyum. Eğer senin aşkının teorisini gönlüme tatbik kabil olaydı, tahtı nikahına tekrar girmek, muhabbetini dilenmek için kadın olduğun halde ilk teşebbüse girişemezdim. Mektubun bu zavallı seninle birleşmeye susamış bir kimseyi boş ümitlere düşüren bir sevda serabına benziyor. Ara sıra en ruh okşayıcı ümitlerden demenlerden yapılmış cennet bahçelerinin akarsularını gösteriyor. Kah bir anda her şeyi göz önünden yok ediyor. Ne düşüneceğimi şaşırıyorum. Ümitlendiğim zamanlar kapımızın önünden bir sarıklı geçtiğini görsem acaba nikahımızı kıymaya imam Efendi mi geliyor diye çarpıntılara kapılıyorum. 6 aylık hasretin bana sensiz hayat kabil olmadığını anlattı diyorsun. Biraz aşağıda pişmanlığının ciddi olduğuna inanamadım sözüne yazıyorsun. Bundan ne mana çıkar? İnanmadımsa veya inanamazsan beni almayacak mısın? Bir kusurum olduğunu bilmiyorum ki ondan nefsimi düzeltmek için söz vereyim. Doğru düşünülürse bana pişmanlık bile teveccüh etmez. Çünkü ben seni boşamadım. Sen beni boşadın. Aramızda günahlı kim olmak lazım gelir? Sen mi, ben mi? Aşkınla zaten hayale döndüm. Beni büsbütün öldürmek için mi o yalvarıcı mektubuma karşı her cümlesinde bir çelişme görülen o satırları yazdım. Doğru düşünmek için bana öfkelenmemek tavsiye ediyorsun. Bu kabil mi? Ateşe düşen bir insana, dur canım, telaş etme, etrafına iyi bak, hangi taraftan uygun bir çıkacak görürsen o taraftan çık denir mi? Ben kayınvalidemin hakkında saygı sözleri kullanmamışım. Maşallah sen koca karı soğuğu gibi sıfatlarla annen için güzel sıfatlar kullanmışsın. Nihayet Söz o cadı estağfurullah yanıldım. O muhterem hanıma, o yetmiş yaşındaki muazzez, şefkatli kayınvalideme söz intikal etti mi? Meselenin en mühim yönü burası. İşte asıl bundan bahsedelim. Kendimi bu kadına tekrar gelinliğe kabul ettirmek için bulduğum çarenin ne olduğunu merak etmişsin. Bunun ne olduğunu söylersem bu meraktan kurtulur, ondan büyük şaşkınlığa düşersin. Anneni kocaya vereceğim hemen olmaz diye, kabul etmez diye itiraza kalkışma. Vereceğim adam yabancı değil. Babama vereceğim. Bir çare adam, anamın ölümünden beri 8 senedir bekar oturuyor. Varsın o da ihtiyarlığında bir gün görsün. Telaş etme. Bu evlenmede zararlı çıkan yine bizim taraftır. Babam ferah ferah annenden 10 yaş küçüktür. Bakalım Hamsin ile koca karı soğuğunun evlenmesinden ikimiz için güneşli havalar olacak güller, yasemenler açacak mı? Annen bizim evlenmemizden mesut olamadı. Bakalım biz onunkinden bahtiyar olacak, biraz rahat yüzü görebilecek miyiz? Babamı bu evlenmeye razı edinceye kadar neler çektim bilsen? Canım ahir vaktimde başımı derde mi sokacaksın? Ondan gördüğün sıkıntıları bana da mı çektireceksin? Ben o hırçın koca karıyla ne yaparım? diyor. Elini ayağını sakalını öptüm. Nihayet kandırdım zavallı adam benim saadetim için razı oldu. Eminim ki ona bir şey yapmaz. Zaten babam yumuşak başlı bir adamdır. Beraber kuzu gibi geçinirler. Annenin yumuşak halini sen de görür de benim bu tedbirimdeki isabete şaşarsın. Ben babamı kandırdığım gibi sen de anneni bu evlenmeye razı etmelisin. Bu mühim vazifeyi iyi yapman lazımdır. Annen tarafından pek kuvvetli bir istememe görmeyeceğini ben sana şimdiden müjdeleyeyim. Fakat işe damdan düşer gibi başlamamalı. Koca karıların onurları ziyade olur. Duygusunu okşaya okşaya, ruhunun en hassas tellerinde ahenkler göstere göstere söze girişmeli. Fakat ilk günü maksadı tamamıyla söyleyi vermemen. Çok belirsiz bırakmalı. Birkaç günde yavaş yavaş anlatmalı. Sen onun ilk yaygaralarına, itirazlarına kulak asma. Göreyim seni. Bizim evlilik saadetimizin bu yüzden meydana gelebileceğini düşün de ona göre davran. Sana birkaç gün müsaade. Cevabını şiddetle bekliyorum. Ah mail. Bu ikinci evlenişimiz birinciden parlak olacak. Çünkü birincide ben seni hiç tanımıyordum. Şimdi ise bu altı aylık hasret gözümde güzel yüzüne öyle dayanılmaz bir sevimlilik verdi ki bir benzerini gökte melekler içinde bile tasavruf edemiyorum. Ah! ne mutlu. İkinci zifafımız ne zaman? Belki gelecek haftaya. Değil mi mail? Akile. Cevap. Ruhum akile. Birinci hasretnamemi ağlamamın şiddetinden yazamazken, şimdi bunda gülmeden kalem yürütemiyorum. Hem neye güldüğümü de bilmiyorum. Annemin haline mi? Yoksa yakında nail olacağım saadetine mi? Birincisinde gördüğüm tuhaflık, ikincisinden duyduğun mutluluk sevinci beni güle güle bayıltacak bir hale getiriyor. Mektubunun baş tarafındaki sistemlere, alaylara, tenkitlere şimdi cevap vermeye hiç vaktim yok. Bunların gerekli cevaplarını inşallah yakın zamanda muktedir olabileceğim mana kuvveti, açıklık delilleri ile ağızdan arz ederim. Hikayeye nereden başlayacağımı bilemiyorum ki. Cevabını çok şiddetle bekliyordum. Teşekkür ederim. Beni çok bekletmedin. Sana mektup gönderdiğimin ertesi günü Gülfem manalı bir gülüşle erkenden odama geldi. Size bir mektup var. Galiba Akile Hanım'dan olacak. Bana şimdi gizlice Recep A verdi dedi. Mektubu aldım. Gülfem'e hadi dışarı çık dedim. Kız bana cevap olarak o eski gülümsememi kahkaha derecesine vardırarak mektubu okurken belki bayılırsanız size su vermek için burada duruyorum. Madem ki emrediyorsunuz işte çıkıyorum dedi. Artık onunla çene yarıştırmaya hiç vaktim yoktu. Bu arsızca latifeleşmeye karşı ben hemen suratı astım. O da çıktı. Bin çarpıntı içinde zarfı açtım. Her tarafım titriyordu. Gülfem'in dediği hemen olacaktı. O nazik ellerinden çıkan satırların her harfini, dimağıma resmimi çizercesine dikkatle okumaya başladım. Aman yarabbi, sitemden, alaydan geçilmiyor. Okudum. Nihayet sona yaklaştım mahut çarenin ne olduğu nihayet anlaşıldı. Bunu anlar anlamaz ne yalan söyleyeyim. Birinci duygum senin hafifliğine hüküm vermek oldu. Annemi babana vermek. Hiç olur şey mi? Bunu rüyada görsem hayra yormazdım. Annemi bu işe razı etmek, müşkil işini de bana yükletmişsin. Doğrusu benden başka da bu işi kim görebilir? Birdenbire zihnim sarmadı. Olamaz dedim. Galiba Akile benden hıncını çıkarmak için bana anamdan dayak yedirecek dedim. Daha pek çok şey dedim ama beni bir düşünmedir aldı. Derin derin düşünceye koyuldum. Düşünüyor, düşünüyor. Bir türlü bir ucunu, bir kulpunu bulamıyordum. Mektubun o parçasını okudum, okudum. Bir daha okudum. Sakın ha, annen istemez zannederek bu işe olmaz deme. Sen dediğimi yap demişsin. Emrine itaat etmemekte elimden gelmiyordu. Şu tetkik ve muhakemenin doğru olup olmadığını anlamak için bir kere validemi de iskandil etmek istiyordum. Kalbime kurt düştü. Acaba ha, filan diye ben de o fikre yaklaşmak istidadı peydah olmaya başladı. Uzun bir düşünce neticesi olarak işe bir plan uygun yer tasarladım. Artık ne olursa olsun valideden bir dayak yemeği göze aldırdım. O akşam yemekten sonra önümü kavuşturarak Hedef ve tazim ile annemin odasına girdim. Baktım arkasında kürk, dizlerinde battaniye, alnının üzerinde Yemeniden çaprazvari bir çatkı. Öyle kurulmuş köşe minderinde oturuyor. Yanında babamdan kalma gümüşlü bir baston var. Romatizması bugünlerde kendisini ziyadesiyle rahatsız ettiğinden kalktığı zaman ona dayanıp da yürüyor. Ben bastonun uzunluğunu, kalınlığını uzaktan bir gözden geçirdim. Çünkü konuşmamızın sonu dayak olursa beni mutlaka bununla döver dedim. Talihime de o akşam bir hoşluğu, latifeciliği vardı. Fakat hoşluğuna da o kadar güvenilmez. Sana dair lakırdı olur olmaz derhal yine küplere biner. Şimdi lakırdıya nereden başlayayım? Ben bastondan korkarken o akşam o değnek parçası benim için bir söz vesilesi oldu. Mahzunca şöyle bir defa bastona bakıp dedim ki ara sıra maddi olarak büyük bir değeri bulunmayan şeylerin manevi kıymeti büyük olur. Tutalım ki şu bastonun üzerinde 5-10 kuruşluk gümüşü var. Fakat onun manevi kıymeti bizim için ne kadar büyüktür. Çünkü bunu gördükçe Mevla rahmet eyleye merhum peder aklıma gelir. Neşeli gibi dururken bu sözüm üzerine annemin gözleri sulanmaya başladı. Ha, işin can alacak noktasını buldum diye içimde bir sevinç peydah oldu. Fakat ağlar gibi duruyordum. Ah Akile, senden ben de korkmaya başladım. Facia ile başlayan ayrılığımız senin zekan sayesinde komedi ile saadete yerini bırakacak. Benim sözüme birkaç geğirtiden başka cevap vermedi. Kendi kendime dedim ki, söze pek dokunaklı tarafından başladım galiba. İşte merakı ayaklandı. Bakalım işin sonu nasıl olacak? Ağzını açmadan bastonu eline aldı. Güya babamın maneviyatından bu değnek üzerinde bazı şeyler keşfetmek istiyormuş gibi bir müddet evirdi çevirdi. Nihayet dedi ki, babanın bu tahta parçası kadar ömrü yokmuş. O toprak oldu. Bak bu hala duruyor. Babamı çok sever miydin anne? Sever miydin ne demek? Birbirimize adeta gönüllüydük. Son nefesine kadar yeni gelin güvey gibi yaşadık. Şimdi öyle karı kocalık nerede? Rahmetli hala unutamadım. Her hali, bugünkü gibi gözümün önündedir. Ölünce piliç gibi taze dul kaldım. O kadar isteyenler oldu, varmadım. Akile, piliç gibi tabirine dikkat ediyor musun? O kart tavuğun ağzından bu sözü işitmek ne kadar tuhaf oluyor. O anda sana hak vermeye başladım. Sesime daha ziyade bir hüzün ve teessür namesi vererek dedim ki birine varmalıydın anne. Yazık değil mi? Gençliğini hebaya geçirmişsin babanın hatırasına hürmet ettim. Hem gelen el adamı seni hırpalar diye korktum. O zaman ben seni düşündüm de sanki iyi halt ettim değil mi? Sana olan şefkatimin şimdi sen maşallah pek iyi karşılığında bulunuyorsun. Anneciğim ben sana riayetten başka ne yapıyorum? Eğer benim o zaman böyle şeylere aklım ereydi yemin ederim ki seni birisine verirdim. Fakat şimdi nen var pek o kadar da yaşlı değilsin ki.'' cami yıkıldıysa mihrap yerinde duruyor diye her vakit sen kendini söylemez misin? Bana kalsa cami bile o kadar harap görünmüyor. Ne demek istiyorsun sanki? Münasip bir adam zuhur ederse yine seni veririm demek istiyorum. Hele şu kepazeye bak. 45 yaşındaki koca karıyla durmuş da eğleniyor. Aman akile. Küçük dilimi yutacağım. Kendine 45 yaşında diyor o 45 yaşın yanına koca karı sıfatını da adeta bir iftira bir büyültme gibi getiriyor. Ben annemin üçüncü evladıyım. Ötekiler benden evvel doğmuş fakat hiçbiri yaşamamış. Validen beni dünyaya getirdiği zaman bol bol 35'inde varmış. Ben şimdi 30'uma geliyorum. Mesele gittikçe kolaylaşıyor. Hep dediklerin bir bir çıkıyor. Sen işi bir günde bütün bütün açma demişsin. Fakat işte görüyorsun ya o ihtiyata bile lüzum kalmıyor. Ben şöyle biraz daha yanına sokularak dedim ki, Allah göstermesin, senin de neye eğleneyim, senin gibi böyle yaşça biraz geçkince olup da kocaya varanlar veyahut erkek olup da evlenen insanlar az mıdır? Bunlar her gün görülüp işitilen şeyler. Anne, sana daha tuhaf bir şey söyleyeyim. Fakat ismini işitir işitmez hiddetlenme. Hani benim bıraktığım akile yok mu?'' Ey ne olmuş bakalım? Her lakırdının içine mutlaka bu akile kepazesinin ismini sokarsın. Çünkü o isim senin sözlerinin tuzu biberidir. Söyle hiddetlenmemeye işte kendimi zorluyorum. Akileye ne olmuş? Kocaya mı varmış? Hani ya o günler? O kocaya varmamış. Babası Zekai Efendi yok mu? İşte o evleniyormuş. Subhanallah. Bunca senedir bekar duran adam Şimdi ne olmuş da evleniyormuş? Bir çare adamcağız mutlak o çifteli kızının bir dolabına uğruyor. Kızı babasını evlendirmekte bir menfaat görmüştür. Onun için herifi evlendiriyor. Yapmacık bir tereddütle ''Anne, sana önemli bir şey daha söyleyeceğim ama korkuyorum. Akilenin ismi geçti ya, bülbül gibi şakımaya başladın. Demin ağlar gibiydin, şimdi yüzünden neşe akıyor. Benim gibi yerinden kalkamaz koca karının neyinden korkuyorsun? Söyle.'' Kendine koca karı diye iftira etme Allah aşkına. Ne olacak? Genç yaşımda koca karıya döndüm zahir. Meşakkatiniz beni vakitsiz kocattı. Neymiş bakalım o mühim şey? Söyle. Şey, Zekai Efendi'ye seni versem nasıl olur? Bu teklifi işitir işitmez son derece bir çarpıntı ile yerinden üç defa kalkıp oturarak Dedim diye ya dostlar. Nasıl bilirim? Ben baklasız falcıyım. O düzenmaz gelinimin yine bu işte parmağı var. Parmağı değil, adeta eli ayağı var. Hep tertip onun. Okuttum olmadı. Tütsül ettim, olmadı. O kahpe yine bu eve el altından haberler mi gönderiyor? Gizli gizli görüşüyor musunuz yoksa? Ben babasına varayım, sen de kızını al. Fena düşünmemişsiniz. Ben demedim miydi? O çok bilmiş Fettan karı bu işin bir kolayını bulur. İşte bunu duvara yazdım demedim miydi? Bak dediklerim nasıl çıkıyor diye feryada başladı. Öfkeden ziyade Latife'ye benzer garip bir hal ile hemen yanındaki bastonu kaptı. Üzerime saldırdı. Ben kaçtım. Fakat annemin bana baston salladığı o yapma öfkesi sırasında gözlerinden parıl parıl yanan şefkat kadar o güne değin bana öyle bir dokunaklı nazarla baktığını hiç hatırlamıyorum. İş olmuş bitmiş demekti. Artık bir güçlük kalmamıştı. Annemin o karı bu işin bir kolayını bulur demedim mi yolundaki sözü? bu hususta sana karşı olan yenilgisinin başlangıcını anlatmıyor mu? O gecelik bu kadarla yetinip odama çekildim. Gözüme uyku girmek kabil mi? Fakat uyumadığım halde kendimi rüya aleminde sanıyor, annemde gördüğüm o halin gerçekten olmasına ihtimal vermek istemiyordum. Nasıl olur? Babasına varmak için kendisine can düşmanı saydığı kızını evine gelin sıfatıyla yine kabul edecek. Düşünüyorum, düşünüyorum. Bütün o düşüncelerim kahkahalarla sona eriyordu. Yarın sabah veya öbür gün meselenin arkasını tamamlamak artık işten bile değildi. Sabah oldu. Kalktım. Daha sigaramı içmeden bir de baktım ki annem omuzundaki yün atkısı ile bastonu ile odama gelmez mi? İçimden benim onun ayağına gitmeme hacet kalmadı. İşte o geldi dedim. Hiç sesini çıkarmadan karyolamın yanındaki koltuğa oturdu. Yüzüne dikkatle baktım benzi biraz uçuk, halinde de biraz heyecan eseri var. Hayrola anne, rahatsız mısın? dedim. Sualime cevap vermekte ağır davranarak pencerenin tül perdesi arasından dışarıyı bir zaman seyrettikten sonra dedi ki Yok, çok şükür rahatsız değilim. Bu gece seni merak ettim de onun için geldim. Sen akşam hiç uyumadın, bir düzüye gezindin. Öksürdün, kendi kendine mırıldanır gibi bir şeyler yaptın. Senin halin böyle ne olacak? Bir türlü o kızı unutamıyorsun. Şu sözlerinden Lakırdı'yı nereye getirmek istediğini anladım. Bu defa da ben inadıma anlamazlıktan gelerek halimde merak edilecek bir şey yok. Bu gece bir roman okudum da acıklıydı. Ziyade tesir etti. Bir zaman uykum kaçtı. O roman kitapları Akile'nin de elinden düşmezdi. Geceleri böyle okumaya dalıp da uykusuz kalmak adeti sana ondan kaldı. Recep Ağa'ya ben tenbih ettim. Dinlemiyor. O yağı nereden alıyor? Yenecek şey değil ki. Miden berbat oldu. Bari siz de söyleseniz. Evin vekil harçlık işini de bana ne havale ediyorsun evladım? Recebi sen kendin gör de söyle. Ben sana şimdi yağ, pirinç sormuyorum. O kadına gönül çeke çeke senin halin ne olacak? Sen bana onu söyle. Emrinize uymaya, elimden geldiği kadar unutmaya çalışıyorum. Başka ne yapayım? yine pencereden dışarı bakmaya başladı. Dilinin ucunda bir şeyler dolaşıyordu ama bir türlü söyleyemiyordu. Nihayet gülümseyerek dedi ki, Mail, buyurunuz, bu akşam bana ettiğin şaka neydi? Hiç öyle şaka senin terbiyene yaraşır mı? Vallahi şaka değildi, ciddi söylemiştim. Hele utanmaza bak, öyle ciddi lakırdı olur mu? Bunda ne utanmazlık var? Allah'ın emriyle bir erkek sizi zevceliye istiyor. İsteyen delikanlı değil ki utanalım. O da sizden yaşlı, uslu, akıllı, kamil bir adam. Benden çok yaşlıdır, bilirim. Hem ahlakı hiç kızına benzemez. Zekai Efendi gayet kamil, geçimli bir adamdır. Kimseler ana olmasın derler. Analık şefkati ne kadar büyük olduğunu sen bilmezsin. Bu gece hep seni düşündüm. Sen uyumuyorsun diye benim de gözüme uyku girmedi. Bak senin mutluluğun için neleri göze aldırdığımı gör de ona göre kıymetimi bil. Zekai Efendi bu eve gelse acaba kızını zapt edebilir mi? Niçin zapt edemesin? Evinde nasıl zapt ediyorsa burada da öyle iyice idare eder. Cenab-ı Hak bunu da takdir ettiyse ben ne diyebilirim? Akile bu kadar tafsilat yetişir. Bu iş hiç ummadığım bir kolaylıkla oldu bitti. Hazırlığa başladık. Bu perşembe günü nikahlar kıyılacak. Cuma gecesi de gerdeklere girilecek. Cenab-ı Hak bize uygun bir karılık kocalık mutluluğu, babana da tükenmez bir peygamber sabrı ihsan buyursun. Sevgili kocam, biz de bugünden başlayarak hazırlığa giriştik. Validenin o yeni meyve gelinin hesabı bürümcükten, askısı gelincikten olsun. Ben güveylik elbisesini mire yaptırtıyorum. Sen gelin hanımın başlığını nereden kaldıracaksın? Salla başoğlu mağazasından mı? Son Zevcin mail, karın akile Videomun yararlı olduğunu düşünüyorsanız ve beğendiyseniz kanalıma abone olup bildirimleri açın. Dinlediğiniz için teşekkürler.